Tekrardan günaydın, afiyet olsun. Ya benim gömleğimi yıkamışsınız. Teşekkürler. Anne. Mahallemize hoş geldin. Artık burada yaşayacak mısınız? Öyle duyduk. Baban da evlatlıktan reddetmiş. Bu ne yazı arkadaş? Neyse, üzme kendini. Hayırlısı be evladım. Tam olarak öyle değil ama ablacığım, boş verin hadi. İyi günler. Rıza'nın kahvesinde çalışacak diyorlar, doğru mu? Beş parasız da kalmışsın. İnsan üç kuruşunu bir kenara koymaz mı be evladım? Ablacığım, hangi dedikodu ajansıyla çalışıyorsunuz bilmiyorum ama onlar hep yalan yanlış haberler. Ben hatta şu an iş görüşmesine gidiyorum. Gayet iyi yani durumum. Teşekkürler. Hadi iyi günler size. Üç kuruşunun kıymetini bil ha. Tamam mı? Bundan sonra. Haydi hayırlı günler. Kazasız belasız. Ah baba, beni düşürdüğün durumlara bak. Kadıncağız da haksız değil ki. İnsan kenara para atmaz mı hiç? Bizim aile hekimi senelik iznine gitmiş. Bu yeni gelen hekim hiç gözümü tutmadı. Şu ilacın iki paket yalnız dedim, yazmadı bana. Yani siz şey yapabiliyor musunuz, verebiliyor musunuz? Olur mu öyle şey hanımefendi? Doktorunuz ne yazısı o. Böyle kafanıza göre ilaç almayın. Aa, hayırdır Rıza? Hayır, hayır. Kendine mi annene mi geldin? Ya geldik işte. Ver bakayım. Ya Melahat iyi geldiyse ben de şey yapayım oğlum. Ya anneme değil, kendime. Ne oldu ki? Hayırdır evladım, neyin var? Allah Allah, ne meraklı mahalle arkadaş ya. Hayırlı işler. Vay Rıza vay. Daha gibi delikanlısın. Olmayınca olmuyor demek. Yaşa başa bakmıyor ki Meriç. Vah. Ben nasıl yaparsın diyorum. Aman boş ver artık sen. Kahve yok mu ya? Yeni demledim. Bekle biraz. Bekleriz. Yarabbim ya. Alo. Kutroat Baker mi? Yolla tabii canım, yolla. Yolla ama biraz özenli davran. Ben ta nereden aldım geldim o franchising'i? Tamam hadi bakalım, hadi bekliyorum. O ne ya öyle? Cutthroat Bakery? Gelince görürsün. Cutthroat demek istedin herhalde. Ay, boğaz kesen fırını da ilk defa duyuyorum. Duyamazsın mavi kafa. Çünkü Türkiye'deki ilk şubesini birazdan burada açacak. Böyle İtalyan tarzı. Böyle kahve yanlığı falan. Sizin için özel getirdim ha. Börek çörek işlerine dönmesin de. Hay Allah. Buongiorno bella. Geldi. Buongiorno mio. Bu yarı İtalyan, yarı Türk yakışıklısının adı Sabo. Babası Sicilyalı, kendisi bir Türk aşığı.
Ciao. Buonasera. Buyurun buyurun ya, çekinmeyin. Buon appetito. Bu modern, birazdan bakacağım ona. Bu modernler mi aslında? Bunları da kullanabilirdik. Tam zamanı Sametciğim. Kimse yokken el koy ortama. Nasıl çalışacaklarını falan söyle. Bir iki patronluk yap yeter o. Gülüyor, onlar zaten nasıl çalışacaklarını biliyorlar. Ya bir şey soracak olurlarsa sorarlar zaten. Baksana maşallah tıkır tıkır. Ya belli belli. Burası başıboş kalmış resmen. Bak baban yok, Kerem yok. Bunlar burayı boş bellemişler. Samet. Ne var? Görüşmemiz lazım. Bak tekrar söylüyorum. Duruşmanı bekle yeter. Görüşülecek bir şey yok. Ceyda Ayşe benimle konuşmuyor. Sürekli telefonu kapatıyor. Belli ki çok korkuyor. Aklıma bir ton şey geliyor. Belki hayatı falan tehlikededir. Ben daha fazla durmayacağım. Ve gidip onu o psikopat herifin elinden kurtaracağım, tamam mı? Bak sen iyice saçmalamaya başladın. Ne yaptığının farkında değilsin. Hiç kimseyle konuşma. Hiçbir şey yapma. Tamam mı? Bak. Peki, ayarlayacağım ben. Bugün bir şekilde görüşeceğiz. Sadece benden haber bekle. Ceyda. Adam deli çıktı ya. Ben nasıl baş edeceğim ki bununla? Çok özür dilerim Kerem Bey, toplantıdaydım. Sorun değil. Ne ikram edeyim size, ne içersiniz? Bir şey alayım, sağ olun. Girişimcilik hikayelerinizi hep duyuyoruz. Tanışmak bugüne kısmetmiş. Estağfurullah. Merakımı mazur görün Kerem Bey ama neden bizim şirketimizde çalışmak istiyorsunuz? Şimdi sizin şirket sizin sektörün en iyisi. Ben de uzun zamandır sektör değişikliği istiyordum. Evet, yıllarca moda sektöründeydim. Bir de burayı deneyimlemek istedim. Anlıyorum Kerem Bey. Sizin deneyiminizin ve yeteneğinizin bizim için ne kadar önemli olduğunu söylememe gerek yok. Ancak bizim bu pozisyon için aradığımız kişi, yani nasıl söylesem, siz biraz fazla kalıyorsunuz. Hem ücret için hem de statü için mutlu olacağınızı sanmıyorum. O konuda rahat olabilirsiniz. Bu tarz şeylerle ilgilenmiyorum. Kerem Bey, biz bu işleri biraz da yatırım olarak yapıyoruz. Yani bugünkü fikriniz yarın değişebilir. Ayrıca bizimle ne kadar süre çalışacağınız fikrini düşünerek de çalışmak bizi yorabilir. Yani kısacası Kerem Bey... Ben anladım sizi. Biraz zorlandığınızı hissettim, sizi kurtarayım. Vakit ayırdığınız için teşekkürler. İyi çalışmalar. Ben teşekkür ederim. Thank you.
kadar. Bu pembe rüyalar.